Şimdi öncelikle yaptığımız tasarım ekranda görünüyor. Logo, slogan, menü ve içerikten oluşan bir yapı. Ben bu yapı içerisinde logoyu sonradan tasarlayacağım. Şurada gördüğüm sloganın yazısını Google Web Fonts'la yaptım. Bunu yaparken Google Web Fonts'ta şöyle seçeneklerim vardı. Google Web Fonts diyor ki bana, eğer diyor web ile ilgili bir font kullanacaksan diyor bende. Önce Google Web Fonts'a girip o fontu seçiyorsunuz. Devamında kullanmak istediğiniz fontla ilgili ayarları veriyor size. Linkeref tagıyla head taglar arasında bunu koyacaksınız diyor. Ardından kullanmak istediğiniz yere gidip diyelim ki biz sloganın H1 bölgesinde kullanacağız. Font family'sine Lobster 2 diye bir font seçtik biz. Lobster 2'yu tek tırnak içinde eklemek durumdasınız. Biz de onu yaptık. Kod bölümüne baktığımızda sayfamızın kaynak kodunda head bölgesine önce Google'daki link tagını aldık. Fontu link olarak ekledik. Ardından stil dosyamda H1 tagında yani sloganın H1 tagında nasıl bir font yazması gerektiğini buraya tek tırnakla ekledik. Bu kadar. Bu sayede fontum istediğim şekilde görünüyor. Yani şurada yazdığım her derde deva yazısı sloganım şu şekilde görüntüleniyor. Şimdi gelelim menü bölümüne. İnternetten menü kullanmak isterseniz, internetteki menüleri Google'a gelip CSS'te yapılan menü aradım. İlk çıkan site CSS Menü Maker. CSS Menü Maker hazır CSS menülerin bulunduğu bir web sitesi. Bazıları satılıyor ileri versiyonları ama yine güzel versiyonlardan birçoğu da ücretsiz olarak indirilebiliyor. Benim tasarımım hangi renkte ise ona dönük bir renk seçebilirim. Diyelim ki ben şu turuncu tasarımı ya da şuradan herhangi bir tanesini kullanacağım. Hangisi hoşuma gidiyorsa gidip onu seçiyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Customize, Dreamweaver Extension, Download Source gibi seçenekler var. Ben direkt Download Source deyip kaynağı indireceğim. Koda nasıl müdahale edeceğinizi göstereceğim. Nereden nereye neyi monte edeceğinizi sonra değiştireceğiz zaten. İsterseniz Home, Products şu bölgeleri elinizle de değiştirebilirsiniz. Ben geliyorum. Önce bunu Download Source diyerek drop down menülerden bir tanesini indiriyorum. Bunun için menüsten drop down'a girip drop down menüye girip ilk seçeneğe tıklayıp Download Source demeniz yeterli. Menüs, drop down menüs, Download Source. Nereye indirdiğini şöyle görebilirsiniz. Klasörde göster dediğimde Google Chrome Source Zip olarak onu belgelerimde Download klasörüne indiriyor. Bu dosyayı kesiyorum. Kendi web klasörümün içine geliyorum. Bunun içine yapıştırıyorum. Şimdi bir web sitesine dışarıdan alınan bir menü nasıl monte edilir onu göreceğiz. Klasöre çıkardım bunu. CSS menü içinde Instructions ve Menu Assets diye iki klasör var. Menu Assets, CSS dosyasının bulunduğu bölge. Instructions da menünün nasıl monte edeceğini gösterdiği bölge. Instructions da anlatıyor. Diyor ki önce diyor menü assets klasörünü diyor bir yere koy. Bunun içindeki styles.css'i kullan diyor. Ben bu kodu alıyorum. Aynen sistemde kullanacağım. Fakat arkadaşlar şuna da dikkat edin. Şu menü assets hangi dizinde? Menü assets'i kopyalıyorum. Ana dizilime geliyorum. Ana dizilime yapıştırıyorum. Menüm burada aslında benim. Tamam mı? Bunun içindeki style dosyasını kullanacağım. Peki bunu ne yapmam lazım? Nasıl kullanmam lazım? Kopyaladığım o yazıyı koda gelip, kaynak koda gelip şu stil dosyalarımın hemen altına yapıştıracağım. Şimdi buraya dikkat edin. Ben o kodu alıyorum. Pardon, şurada. Adamın bana söylediği şu kodu alıyorum. Kopyalıyorum. Getirip Dreamweaver'da head tag arasına yapıştırıyorum. Şimdi menü assets'in başındaki slash'ı kaldırmam lazım. Menü assets klasöründeki styles.css dosyasını getir. Peki getirdikten sonra nereye bu ayarları uygulayacak bu kuralları? Menünün içine. İyi de menümde benim ne var? Menümde açıyorum bu arayı. Bakın şunlar olacak. Adam bana şurada anlatıyor. Menü tasarım şöyle olur diyor. Divide CSS menü diye bir tasarımım var diyor benim. Bu divi aynen kopyala diyor. Sen götür diyor kendi tasarımına. Menüyü yapacağın yere yapıştır bunu diyor.
Ben de alıyorum. Aynen menüyü yapacağım yere yapıştırıyorum. Tasarıma geldiğimde orada bir düzen oluştu. Dosyadan tümünü kaydet diyorum. Bir ön izleme yapacağım. Bakalım nasıl görülüyor. Evet. İstediğim ayar oldu gibi. Menüm istediğim yere geldi. Tek yapmanız gereken doğru dosyaları doğru yerlere koymak. Burada sadece menü styles, pardon, menü assets içindeki dosyayı head tag arasında ekledim. Sonra menünün nasıl yapıldığını bilmiyorum. Adam yapmış bir tane örnek, onu koydum. Burada home yazan yere ben kendi linklerimi veriyorum. Ana sayfa. Bunun linkine ne diyeceğim? Buraya tıklayınca index.html'ye gitsin diyeceğim. Aynı şekilde ana sayfanın altında has sub klasıyla alt menü yapmış. Ürünlerimiz. Ürünlerin altında ürün 1. Ürün 1'in altında ürün 1.1 olsun diyelim. Bir tane daha var. Ürün 1.2. Ana ve alt menüleri bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Ürün 2 yapmış. Aynı şekilde ürün 2'yi kopyalayayım şöyle. Ürün 2.1. Alt menüler tasarlamış. 2.2. Devam ediyorum. About ve Contact, yani hakkımızda ve iletişim bölgeleri var. Hakkımızda'ya tıklayınca nereye gitsin? Hakkımızda.html dosyasına gitsin. İletişim bölümünde buraya tasarlayacağım. Bu da iletişim.html'ye gitsin. Adı da kontak değil de iletişim olsun. Şimdi menümü tasarladım. Tasarıma geliyorum. Menüm şurada. Stil dosyasıyla şekillendiği için burada birebir görülmeyebilir. Bunu ancak tümünü kaydettikten sonra sayfayı yenilediğinizde sayfa içinde görebilirsiniz. Artık benim açılan güzel görünümlü bir menüm var. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Benim menü kutumun boyutu neydi? Benim menü kutum navigation kutusu. Boyutu 50 piksel. İyi de buradaki kutuların boyutu ne? 50 piksel görünüyor. Bunu stil dosyasını açarak daha net görebilirsiniz. Styles dosyasını açıyorum. Menü ile ilgili style dosyası. 49 piksellik bir şey var. 2 piksel de bordur. Aslında 51 piksel falan gibi bir şey. Bunu iyice tarayıp burada kaç piksellik bir şey olması gerektiğini görürsünüz. Ben burayı navigation'ı yaklaşık 50'den 55'e çıkartıyorum. Bir görülmesi için. Biraz daha genişleteyim. Bakalım menünün boyutu nasılmış. 55 de fazla aslında. 51 falan yapsam tam üzerine oturacakmış. O zaman geliyorum. Bunu 51 falan yapıyorum. Tam üzerine oturdu. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken adamların tasarladığı boyutla sizin o menüyü koyacağınız kutunun boyutu eş mi, benzer mi, uyuyor mu, uymuyor mu? Bunları kontrol etmeniz. Sonra ilgili dosyaları doğru yerlere koyarsanız ilgili kodları, o zaman siteniz sorunsuz bir şekilde o menüyü çalıştıracaktır. Menüm tamam. Bundan sonra içerik ve benzeri şeyleri koyacağım. Bir siteye bir menü eklemek bu şekilde oluyor. İnternetten indirip doğru dosyaları doğru yere koyacaksınız. Bu kadar.